Hadi aşkım artık yarın sabaha görüşürüz. Böyle zor olmayacak mı hem gececeğim gündüz? Aşkım böyle uykum geliyor gibi falan olursa, tamam mı? Senin o güzel suratın gelecek aklıma. Bir anda gözlerim böyle cin gibi açılır benim. Anladın mı? Aklımda bir tek sen olacaksın yani. Ya aşkım iki romantizm parçalayayım diyorum. Hemen ağlıyorsun ya. Mert bak. Bak aklıma geldi ha. Sen al şu 300'ü. Biliyorum hani huzurevi taksinin yanında çok büyük bir meblağ değil ama atalarımız ne demiş? Hani böyle ufak ufak damlaya damlaya göre olur hesabı işte. Anladın mı? Hani böyle biriktireceğiz yani. Mert al şunu. Ben bunu istemiyorum. Kızım ne demek istemiyorum ya? Ben niye çalışıyorum gece gündüz? Ufak ufak ya, ufak ufak. Hani yapacağız ya. Şey yapma yani. Hadi bak İsmail geldi aşkım. Kaçtım ben. Görüşürüz. Aşkım, kemiklerimi kırmasan mı keşke? Ha? İşte bu. Bir de ağlamasan artık sen. Ben seni çok seviyorum. Hep de çok seveceğim. Bunu asla unutma, olur mu? Aşkım ben de seni çok seviyorum. Sen unutturmazsan ben unutur muyum ya? Görüşürüz. İsmail. Ne seni çok seviyorum. Çok aşk var ya harbiden başka bir şeymiş ya. Hani ben hiç anlamamışım yani mevzu. Ben sahip olunacak bir şey gibi görüyordum yani, anladın mı? Ama yani sen sevdiğinin gözünün içine bakınca, o da sana geri bakınca, anladın mı? Sevmek sevilmek neymiş, ben o zaman aydın mevzuya yani. Allah bozmasın birader, ne diyeyim? Amin. Ya şu babasının durumunu da halledebilsem keşke ya. Harbi söylüyorum, sabahtan beri ağlamaktan işi çıktı kızın ya. Hani 300 lira bir şey denkleştirdim verdim ama yani daha çok var ya. Damlaya damlaya göre olur ama. Değil mi İsmail? Olur birader, niye olmasın yani? Senin neyin var lan, ruhunu teslim etmiş gibisin? Ne yapayım be birader?
Aklım Yonca'da lan benim. Lan kız öldü mü kaldı mı haberimiz yok anasını satayım ya. Mahallede dedikodu yapan kadınlardan alıyorum lan haberini. Lan sorsana bana Kamil, Duygu an be an takipte. Komadan çıkmış çok şükür. Lan bunu niye söylemiyorsun bana? Ulan sen bana sordun mu da şey yapıyorsun Allah Allah ya. İyi tamam soruyorum işte şimdi. Ne oldu oğlum bu kıza lan? Ya bak bu Hacer teyze falan bir şeyler diyor birader, ben kafayı yiyeceğim ha. Yok diyor kızı almışlar diyor, ormana götürmüşler, saldırmışlar falan diyor birader. Ben harbiden oynatacağım yani ha. Lan bunu kim yapar oğlum? Nasıl yapar? Neden yapar lan bunu? Kanka sen bir sakin ol önce, tamam mı? Hani kız bir kendine gelsin, zaten ona anlatır kim ne yaptı, nasıl yaptı, ne oldu falan. Hani biz de ona göre bir şey yaparız yani. Şey yapma sen. Yok be anacığım ya. Saatlerdir bekliyoruz işte. Açıkta çıkacak derken. Heder olduk yemin ediyorum ya. Hayır biz bir de alışık değiliz ki şimdi böyle devlet hastanesi falan. Alıştık sipahi hastanesine. Yener, Yener. Dur ana kapat. Kapat kapat. Yonca. 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 Anlat. Hayda. Ya artık bana her şeyi anlatırsın. Ya da Gülfem'i arayıp buraya çağırırım. Yapma Gülfem. Ne olur yapma. Bak bana her şeyi yapabilirsin. Ama kızma, benimle saldırma. Sen Gülfem'e her kızım dediğinde bir gülme geliyor. Sonra DNA raporunu hatırlıyorum. Hala inanamıyorum. Sen gülsen de ağlasan da o benim kızım. Benim canım. Bir tanem. Ben onu bir gün bağrıma basamadım. Bir gece koynumda uyutamadım. Bir gece. Al. Ağla şimdi rahatla bari. Ömrüm. Burnumun ucundaki yavrumun hasretiyle geçti. Ağladığında, üzüldüğünde, sevindiğinde, evlendiğinde bile sıkı sıkı sarılıp bağrıma basamadan geçti. Anne olmadan anneanne oluyorum. Kızımın karnına elimi şöyle bir koyamadan, torunuma sıkı sıkı sarılıp koklayamadan anneanne oluyorum. Nasıl dayandın? Bunca sene kızının yanı başında ondan bu kadar uzak kalmaya nasıl dayandın? Benim çektiğim bir ben bir Allah bilir. Onun odasını toplamak. Bazen tarağındaki bir tel saçı okşamak. Çocukken ateşlendiğinde ateşine bakmak bahanesiyle dudaklarını yavrumun alnına bastırabilmek. İşte. Onca yıllık hasrete ben böyle dayandım. Halide bu çok saçma. Yani nasıl olur ki Enver Bey ve sen... Doğurduğum gibi aldılar kızımı benden. Kızımın adını bile söyleyemedim. Adını bile koyamadım. Tek bir isteğim vardı.
Yavrumu koklayamasan bile yanında olmak, ayrılmamak. Kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Dudaklarımın bil çektim. Susmayı kabul ettim. Yanında kalmama izin verdiler. Şükür. Şükür bu kadarını kabul ettiler, izin verdiler. Enver Bey karısına çok aşıktı. Öldükten sonra yıllarca yas tuttu. Ölüm döşeğinde bile karısının ismini sayıkladı adam. Seninle nasıl... Ben ölmüşün arkasından konuşamam. Sen bir şeyler saklıyorsun. Bu hikaye bu kadar değil. Gülür oğlum. Ben sana ömrümün sırrını verdim. Hayatımın sırrını verdim. Kızımdan nefret ettiğini biliyorum. Şimdi ben sana soruyorum. Ne yapacaksın bize?